işte Türkiye'nin arabası ve Cumhurbaşkanımız. Büyük alkışlarla lütfen. Evet, bugünü ölümsüzleştirelim istiyoruz. Şöyle sizi ortaya doğru alalım. Cumhurbaşkanımızla birlikte şu iki arabanın bir fotoğrafını alsak. Buyurun efendim. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli ve altı çizilesi bir arzusu var. Made in Turkey değil diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Made in Türkiye diyor lütfen. Efendim, sizi şöyle ikisinin arasında fotoğraf çektirmek istiyorlar. Evet, işte Türkiye'nin otomobili, 60 senelik rüyamız ve devrim arabalarına emek verenlere selam olsun. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın fikirlerini nasıl buldunuz efendim? Evet. Daha önce tabii tasarımları sağ olsun arkadaşlarımız bizlere göstermişlerdi. Şimdi artık asıllarını görmüş olduk. Ne kadar iftihar etsek az. Tabii bir de hava bugün böyle yağmurlu falan olmamış olsaydı şöyle bir Ankara yoluna çıkardık. Ama bugün sizlerle burada bunu paylaşalım dedik. İnşallah daha sonra bir yolculuğumuz da olur. Ben tekrar emeği geçenleri tebrik ediyorum. Kutluyorum. Evet, fotoğraf çekimi için Sayın Cumhurbaşkanımızı sahnede kısa bir süre daha ağırlamak isteriz. Ama tabii önce uzun zamandan beri beklediğimiz Türkiye'nin otomobilini Sayın Cumhurbaşkanımız ilk binen oluyor elbette ki. Az önce bu önemli ve Türkiye'nin hayali olan otomobillerimizin detaylarını sizlerle paylaştık. Gürcan Bey ve tabii ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da biniyorlar araca. SUV modelimiz bu efendim. Türkiye'nin otomobilinin SUV modeli. Zaman içerisinde çeşitli modeller bizlerle beraber olacak. Sayın Karakaş şu anda arabamızın içinde, SUV modelimizin içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza arabamızın detaylarını birebir aktarıyor ve elbette ki bu gururu hepimiz yaşıyoruz. Çünkü 60 senelik aslında bu asrın hayali diyebiliriz bu araç için. Türkiye'nin otomobili bu. Evet, az sonra fotoğraf çekimimizi gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız otomobille ilgili detayları alırken Sayın Karakaş'tan. Ben de Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu, Sayın Tuncay Özilhan, Sayın Talip Öztürk, Sayın Ahmet Akça, Sayın Ahmet Nazif Zorlu'yu tekrar sahneye davet etmek istiyorum. Bu güzel karede beş baba yiğidi de görelim lütfen. Bu arada az önce Sayın Cumhurbaşkanımız da dile getirdiler. Eğer hava böyle olmasaydı bugün bir test sürüşü gerçekleştirecektik ve elbette ki direksiyonda Sayın Cumhurbaşkanımız olacaktı. Evet, sizleri şöyle alabilir miyim efendim? Şöyle Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve beş baba yiğidimiz fotoğraf çekimi için hazırlanırlarsa şöyle biraz daha öne doğru alalım sizleri, ne dersin? Sayın Özilhan, buyurunuz efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız son derece dikkatle Sayın Karakaş'ın anlattıklarını dinliyorlar. SUV modelimiz, tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere.